Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bu videomuzda Helixan markasının bir oyuncu koltuğu var şu anda oturduğum. Ve bunun inceleme videosunu paylaşmıştım sizlere ama çok fazla soru geldi. Hala kullanıyor musun, memnun musun, herhangi bir ses, gıcırtı vesaire var mı diye. Sizlere bugün bu koltuk hakkında uzun kullanım tecrübelerimi paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim, gerçekten hala aktif olarak kullandığım ve rahat bir koltuk olduğunu en başta söylemek istiyorum. Tamamen arkaya yatabiliyor, zaten inceleme videomu da izleyebilirsiniz. Şu anda ben bu şekilde aslında bilgisayar başında oturup montaj, oyun vesaire uzun zamanlar hani bilgisayar başında harcıyorum. Şimdi biraz daha dikeyim bunu. Kamera karşısında daha böyle dik bir oturuş pozisyonu sergileyim. Koltuğun zaten gördüğünüz gibi arka kısmında logosu, işte boyun desteği, bel desteği hepsi bulunuyor. Eksi olarak düşündüğümde bir eksi bulamıyorum. Çünkü şu zamana kadar yaklaşık 5-6 tane oyuncu koltuğu inceledim kendi açımdan. Ve kullandığım arkadaşlarımın, akrabalarımın vesaire onların koltuklarını da deneyimledim. En üst markadan en alt segmente kadar. Bence Helixan bu konuda gerçekten hani iyi bir atılım yaptı. Nedeni de şu, mousepad üretiyor biliyorsunuz. Mousepadleri var piyasada. En çok satılan mousepad firması diyebiliriz aslında. Oyuncu koltuğuna girme sebepleri de kendi çalışmalarını, kendi deneyimlerini katarak bu koltuğu ürettiler. Ve şu anda iyi satışlar da elde ediyorlar. Onu söyleyebilirim. Açıklamaya bıraktığım linkten siz gene koltuğa bakabilirsiniz. Birçok rengi bulunuyor. Şimdi en önemlisi, şöyle yaslandığınızda herhangi bir gıcırtı gıcırtı sesi gelmiyor. Bak sallanıyorum şu an koltukta. Ve rahatlıkla herhangi bir problem yaşamadan videonun öncesine de bakarsak koltuk yaklaşık bana geldiğinden bu zamana 2 ay geçti. 1,5 ayda video çekme sürecim olsa 3,5-4 aylık bir süreç diyebilirim. Uzun kullanım testimde bahsedebileceğim bunlar. Şu kolçakların hani böyle sert, böyle tamamen yumuşak bir dönüş hissiyatı olmadığı için oyun oynarken vesaire eliniz kaydığında bu kolçaklar hemen böyle sağa sola dönmüyor. Bu açıdan da güzel. En azından rekabetçi oyunlarda veya montaj dahi yaptığınızda elinizin ufak bir kaydırmasına sebep olabiliyor buradaki kolçaklar. Bunda öyle bir şey yok. Zaten yukarıya ve aşağıya inip çıkabiliyor. Şu anda yukarıda duruyorlar. Bu şekilde rahatlıkla oturabiliyorum. Bu koltuğu yaz aylarının sonuna doğru kullanmaya başladım. Yazında o sıcaklıkta nasıl bir hissiyat verdiğini zaten inceleme videosunda da paylaştım sizlere ama herhangi bir problem yaratmıyor. Çünkü alkantara kumaşı olması ve deriyle karışık bir kumaşı birleştirip sundukları için önümüze gerçekten iyi bir performans veriyor. Şimdi yaz ayında terletme yapmıyor diyemem. Tabii ki de her koltuk yaptığı gibi bunda da ufak tefek terletmeler olabiliyor. Onu baştan söyleyeyim. Ama konfor açısından oturduğumuz bu toto kısmımız bayağı geniş. İster kilolu ister zayıf ol, rahatlıkla oturabiliyorsun ve bayağı bir geniş bir kapsam kalıyor sana. Yani genişlik kalıyor. Hareket etmeni kısıtlamıyor. Yani seni sarmıyor böyle. Aslında saran koltuklar daha iyi deriz fakat öyle değil bence. Biraz daha serbest, biraz daha böyle relax oyunlarda ya da işte yaptığımız montajlarda, işte bilgisayar başındaki süreçlerde rahat olmamız gerekiyor. Bu da ona yarıyor. En arkaya kadar yatırıyorum. Bak şu anda bu kadar yatırdım diyebilirim. Bayağı böyle rahat yani. Hani bir koltukta oturuyormuş hissiyatı değil de ne çok yumuşak ne çok sert. Yani tam ortası bulunmuş diyebilirim. Avantaj olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi birçok oyuncu koltuğu kullandım ve kullandığım süre boyunca yaklaşık 2 aydan, 2,5 aydan sonra artık o vidaların gıcırdama sesleri, iskeletinin gıcırdama seslerini duyabiliyordum. Bunda herhangi bir problem yok. Zaten bak şu anda sallanıyorum. Görüyorsunuz yani herhangi bir problem olsa mikrofona direkt yansır. Saat şu anda gecenin 4.30'una geliyor. Hani ne çok bağırarak konuşmak istiyorum, insanlar uyuyor. Hem de böyle hani rahat bir şekilde sesi duyabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Ürünün birazcık dikiş kalitesinden de bahsedeyim. Şimdi daha öncesinde bir markasız bir ürün kullandım. Ve bunlarda dikiş hissiyatını çok önemsemezdim. Yani ne olabilir abi, üstünde oturuyoruz, niye dikişleri atsın, niye işte deforme olsun vesaire derdim. Ama olabiliyormuş. Kendim şahit olduktan sonra buna kanaatine vardım. Şu üst kısımları, bak burada gösteriyorum. Detay çekimlerde değil. Şu üst kısımları diğer kullandığım koltukta atmaya başladı. Tam kafama geliyordu koltuk. Ve buralar terlemeye başladıkça atmaya başlamıştı. Ve zamanla oturduğum kısım ve ellerimi koyduğum, yani şuralarımın değdiği arka kısımlar, biraz daha ileri geri git gel yaptığımız için mouse'la vesaire klavyeyle sürtünme yaptıktan dolayı böyle buralarda da dikişler atmaya ve o derimsi yapı pütürleşmeye başlamıştı. Ve burada artık anlamıştım işte oyuncu koltuğunun kalitelisi ve ucuz fiyatlısı diye. Yaz sezonuna da denk geldi, kış sezonuna da denk geldi. Ben bunda öyle bir problem yaşamadım. Herhangi bir sürtünmede vesaire problem yaratmıyor. Rahatlıkla bak dönüş sağlıyorum. Bir gıcırtı gıcırtı yok.
Böyle güzel bir hissiyat veriyor. O yüzden hani uzun kullanım testlerimde hala kullanıyor musunuz diyen arkadaşlarıma bir örnek video olması için paylaşmak istiyorum. Muhtemelen 7-8 dakikalık bir video olacaktır ama yani benim en çok hoşuma giden, dediğim gibi, bak şöyle ayağa kalkacağım, kadrajdan çıkıyorum. Şu kısmın rahatlığı ve şuradaki yani bel desteğinin rahatlığı. Ayrıca buraları zaten bak, şura alkantara, burası da deri. Yani şuralar suni deri, buralar alkantara kumaştan üretilmiş ve oturma kısmı, yani şu an kadraja sığmıyordur muhtemel olarak ama baya baya geniş. Yani şöyle düşün, ben şu kadar bir oturma alanına sahipsem alan bu kadar kalıyor bana. Ve bu da gerçekten hani hem böyle içerik üretenlere hem de bilgisayar başında sürekli zaman geçiren yazılımcılar, çalışanlar, herkesi kapsayabilecek bir şey. İlla oyuncu koltuğu alıp da oyun oynamak değil maksat. Biraz daha hani baktığınızda bilgisayar başında uzun süreler geçiren kişileri kapsıyor. Ben normalde oyuncu koltuğu böyle çok fazla kullanan ve seven bir insan değildim. Bununla gerçekten bilgisayar başındayken o koltuğa artık ihtiyaç duymuyorum. Duruş bozukluğu var bende. Birazcık belimi ağrıtıyor çoğu koltuk. Bunda ben o hissiyatı hiç yaşamadım. Yani duruş bozukluğu varken bu koltuk bana iyi geliyorsa zaten hani söyleyebilecek bir şey yok. Objektif olarak sizlerle bilgileri paylaşıyorum. Sponsorluğu yok, öyle böyle hiçbir problem yok. Eğer eksiyse bir ürün bende eksidir. Artıysa artıdır. Bunu paylaşırım. Gönül rahatlığıyla da söylüyorum. Hani bundan çekineceğim, yok şöyle ürün gelmiş, böyle ürün gitmiş, bunlarla hiç vakit kaybetmem. İsterse ürün göndermesinler, bana bunu artı olarak sun diye bir şey kimseyle öyle bir anlaşma yapmam vesaire. Bunu bilin. Paylaştığım ürünlerin hepsinde genelde bakın kullandığım ürünler, arkalara bakın, şu ürünü paylaştım en son, kullanıyorum. Yani arkamdaki ve bilgisayar masamdaki bütün ürünleri, sizlere kullanmadığım ürünleri paylaşmak istemiyorum. Bu da kullandığım ürün ve muhtemel de çok uzun bir sürede kullanacağım. Videonun arasına çok kısa giriyorum. Şunu söylemeyi unutmuşum. Onu da hemen eklemek istiyorum. Alkantara kumaş olan kısım birazcık böyle tüy ve tozlanma yapabiliyor. Temizleme konusunda bunu da söylemek istiyorum. Zaten bunu detay çekimlerinde gösteriyorum. Üzerinizde tüy vesaire varsa koltuğa o alkantara kısmına yapışabiliyor. Bu da hani temizleme konusunda sizlere artı veya eksi mi olur bilemem. Söylemek istedim bunu da. Videoyu burada bitiriyorum. Sormak istediğin soru olursa bana yorumlardan veya Instagram hesabımdan ulaşabilirsin. Görüşmek üzere.